Kazanılması ve kaybedilmesi Galatasaray açısından farklı senaryoları da muhtemelen beraberinde getirecek, hem saha içi hem de saha dışı anlamında ve forvetsiz bir Galatasaray acaba Göztepe karşısında ne kadar favori olacak, ne yapacak, bu da merak ediliyor. Halil Dervişoğlu deniyor ve Doğru. forvetsiz bir düzenden bahsediliyor. Önce sana sorayım Taner, hangisi daha mantıklı olur, bu eksikler ne kadar hissedilir? Şöyle, tabii buradaki mantığı belirleyecek olan şey antrenmanlardaki Halil'in performansı. Yani Halil eğer yeterliyse Fatih Hoca onu değerlendirecektir elbette. Ama Halil yetersizse o zaman altılı bir orta saattı. Biraz daha olasılıklı gibi gözüküyor ama son yaşanılan bu süreçlerden sonra da Göztepe'nin sahaya maçın favorisi olarak çıktığını da söyleyeyim. En azından benim düşüncem bu yönde. Çünkü bütün bu kriz ortamları evet Galatasaray'a dönem dönem yaramıştır ama bu artık sınırın da ötesinde bir kriz ortamı. O yüzden de sahaya oyuncuların takımı artık çünkü oyuncunun başarısı eş zamanlı hem Fatih Hoca'nın başarısı anlamına hem de yönetimin başarısı anlamına gelecek. Böyle ifadelerde bulunduğunuz oyuncu grubu yönetimi başarılı olarak göstermekte elbette istemeyecekler. Bu onların sahadaki motivasyonunu, azmini etkileyecek etkenler. O yüzden de şu an daha motive olan, daha iyi giden, biraz daha toparlanmış olan Göztepe maça favori başlıyor. Halilli ya da halilsiz Galatasaray'ın zorlanacağı bir karşılaşma olacak diye düşünüyorum. Savaş. Biz hep forvet hattını konuşuyoruz ama geride de sıkıntı var. Yani nerede neden sıkıntı var? Hadi forvetten başlayalım. Halil Dervişoğlu bir defa oynatmak zorundasınız. Bundan önceki kaybedilen puanlarda stoperlerinizin olmadığı bir yerde Ozan Vanfor gibi bir stoperi oynatmayarak orada orijinal stoper olmayan iki tane oyuncu oynattınız. Evet. Geçen hafta iki tanenizde sol bekiniz varken hem Mehmet Taşdemir hem Saratçı varken Ömer Bayram'ı oynattınız. Şener'in olduğu yere bir şey demiyorum biliyorsunuz. Şener stoper, sağ bekten stopere geçti. Yarınki karşılaşmada orada Lines'te, Yedlin'de büyük olasılıkla yok. Bugün son taktiklerinde denenecekler ama ikisi de yok. Zaten Yedlin sakat. Lines'in antrenman performansı artı sakatlığı devam ediyor. Çok değişik bir savunma dörtlüsü olacak. Herhalde yine Ömer'le devam edecekler. Orta sahaya bakıyoruz. Donk cezalı, Babel cezalı. Onyekuru yok. Lines yok. Onyekuru belirsiz galiba. Yok, ben Takımla yayına girmeden çalışmış az önce ama. aradım. Dün bir deneme yapıldı. Bir hafta daha olmayacağını duydum Bir ben. hafta daha Evet, bugün yok. maç kadrosu açıklandığı zaman büyük ihtimalle götürülmeyecektir. Yani benim yayına girmeden önce aldığım bilgi o yönde. Halil Dervişoğlu merkez santrafor olduğu için ne kadar formsuz olursa olsun az önceki vurgu yaptım. Hem sağ bekin hem o stoperlerin oynatmadığı yerde bir daha yapamazsınız bunu yani. Burada kim oynar? Oğulcan oynar Babel'in de olmadığı yerde. Ama Oğulcan da kötü. Halil Dervişoğlu da Fatih Hoca normalde beğeniyor. Sözleşme uzatılması ya da bonservisin alınmasını talep etmişti. Forma şansı bulduğu karşılaşmalarda çok fazla kendini gösteremedi. Hatta 18.sinden çok değişik vuruşlarıyla beraber saç baş yoldurdu. Burada Kerem Aktürkoğlu'nu 11'de görebiliriz. Taylan Jetson döndü. Jetson da artık bir orada bir burada. Bana göre Jetson geçen hafta geldiğinden beri en iyi futbolundan bir tanesi oynamıştı. Yani tam bir 8-8-3 Evet. numara görevini. Burada da Taylan'ın önünde aynı görevini yaparsa yine büyük iş düşecek. Emre Kılıç, Kerem Aktürkoğlu'nu uzun bir aradan sonra 11'de görebiliriz. Fegüli'yi beklemiyorum. Çünkü Fegüli haftalardır kötüydü. Geçen haftaki performansı zaten bu yapılan bu açıklamaların içinde tamamen dibe vurmuş olacaktır. Ben orada Kerem Aktürkoğlu'nu bekliyorum. Emre Kılıç'ı bekliyorum. 10 numara göreninde Arda'ya bekliyorum. Yani başka adam bulamıyorum. Ali Dervişoğlu. Bugünkü taktik idmanından sonra bir değişiklik olursa zaten gazetemizde onu akşam bakacağız. Ben Galatasaray'ın 11'ini bu şekilde şimdilik verebilirim. Peki bu 11 ile nasıl bir karşılaşma beklersin Savaş? Bu 11'le değil de normalde ideal bir 11'le bile çıkmış olsa şu anda futbolcular psikolojik olarak gerçekten çok kötü durumdalar. Yayına girmeden önce telefonla konuşurken sen de tanıklık ettin. Hakikaten psikolojileri iyi değil. 2-3 gündür Donk, Feghouli, işte Falcao'nun pandemi döneminde koronavirüse yakalanması, kendisi açıkladı bunu. Takımın zaten önünde bir sakatları var, cezaları var. Bir de bu olayın üzerine gelmesi, bir de formsuzlardı zaten futbolcular. Tamamen bu olayı daha aşağı çekmiş oldu. Göztepe ve Trabzonspor maçları var. Evet. Arkasından da çok Bir zorlu periyot kalan var. maçları rica edelim bir taraftan arkadaşlarımızdan. Sen devam et, Savaş gelecek. Yani Göztepe ve Trabzon, ben Göztepe değil Trabzonspor maçında iki maçtan da Galatasaray'ın işinin çok zor olduğunu inanıyorum. Kazanabileceğine bu ortamda normal eğer şartlar olmasaydı bu şartlıkla bir Göztepe maçını çıkış olarak görebilirdim. Ama bunu söylemek benim adıma çok zor. Futbolcuların psikolojisi iyi değil. Fatih Hoca bugün son idmanda yer almayacak yine direkt takıma katılacak Evet. diye bilgi geldi. Bu ortamda Şimdi iki maçta da kazanması zor gözüküyor. Göztepe 3 maçta zor bu arada. deplasman, Trabzonspor maçı var içeride, Antalyaspor deplasmanı, Konyaspor, Gençlerbirliği deplasman.
Ya aslında normal şartlarda hep ligin kaderini belirleyecek hafta diye Galatasaray Beşiktaş derbisinin oynanacağı mücadele söylenmişti. Ama acaba oraya kadar nasıl gidecek Galatasaray? Denizli Spor deplasman ve son maçı da yeni Malatya Spor'la olacak. Beşiktaş maçına kadar 5'te 5 yaparak gelse şampiyonluğun çok ciddi artık hani adayı belki de olacak Galatasaray. 5'te 5 yapabilseydi. Ama şu anki iklimde o 5'te 5 de çok mümkün gözükmüyor. Öyle söyleyeyim. Yani Göztepe deplasma, Trabzon'u iç sahada yenme olasılığınız olabilirdi. Hala var tabii de. Antalya deplasmana farklı giderdin. İçeride Konya Gençlerbirliği deplasman. Yani Beşiktaş maçına kadar. Çünkü bu takım 8'de yaptı bu sezon. Yaptı, yani bunu başarmış bir takım. 5'te 5 de yapar. Sonra Beşiktaş maçına çıkar. İç sahada Beşiktaş'ta oynuyorsunuz. İşin rengi tamamen değişebilir. Hala değişebilir ama eğer ki yönetim bu krizi hızlı bir şekilde çözmeyi başarırsa. Yönetim mi ben acaba de, yoksa oyuncuların ya da Fatih Terim'in vereceği ekstra bir reaksiyon mu? Önce bir yönetim o reaksiyonu verecek. Yalanlamanın ötesine geçip bir reaksiyon vermesi gerekiyor. Oyunculara yanınızdayız mesajını gerçekten hissettirerek ve böyle bir ifadelerin gerçekten olmadığını bir şekilde ifade edecek, söyleyecek. Ondan sonrasında bu kriz ortamını çözdükten sonra sahadaki oyuncuyla Fatih Hoca'dan bir reaksiyon bekleyecekler tabii ki. Öteki türlü çok zor. Çok zor yani. Şimdi oyuncu grubu da şunun farkında. Bu takım şampiyon olursa Sayın Cengiz'in seçilme olasılığı artacak. Sizce size şahsiyetsiz ifadesini kullanan, şahsiyetsiz futbol ifadesini kullanan bir yönetim kurulunu, oyuncu grubu ne kadar ister? Tabii bu da farklı bir bakış açısı. Savaş. Bir daha alabilir miyiz kalan maçları? Benim önümde, savaş, benim önümde var. Benim önümde de var. Göztepe, Trabzon, Antalya, Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Denizlispor, Malatyaspor. Yani öyle bir fikstür var ki Taner'e katılıyorum burada. Eğer bu sıkıntı olmasaydı ben Beşiktaş maçına kadar 5'te 5 diyebilirdim. Bu kötü Galatasaray için bile, yani bu kaybetmiş 6 maçta bir maç kazanan Galatasaray için bile söyleyebilirdim bunu. Ya Galatasaray Beşiktaş'ta şampiyonu belirleyecek deniyordu o haftada. İlk kez forvetsiz maç kazanmadı. Birçok kez forvetsiz çıktığı maçı kazandı. Stopersiz çıktığı maç kazandı. Muslera'nın olmadığı dönemlerde birçok maç kazandı. Yani Muslera'nın olmadığı dönemlerde Fenerbahçe'nin önündeydi Galatasaray hep. Doğru. Bu sene Muslera'nın maç oynamadığı, Galatasaray'ın bir numarası dediğimiz Muslera'nın oynamadığı maçların tamamında Galatasaray neredeyse Fenerbahçe'nin önünde bitirdi lig haftaları. Şu anda bakıldığı zaman sakat, cezalı vesaire değil. Hı hı. Ben Galatasaray'ın önünü görebilmem için şu anda yönetim ne yapacak? Nasıl bir reaksiyon gösterecek? Futbolcuların gönlünü nasıl alacak? Fatih Terim'le nasıl bir iletişim kurup bu olayın gerçekten yalan olduğunu anlatmaya çalışacaklar? Çünkü her dakika, yani her gün değil artık her saat bir şey çıkabiliyor. Ben bu krize yeni krizlerin de eklenebileceğini düşünüyorum. Yani baktığın zaman. Çünkü öyle bir ortam var ki bana şunu göstermiyor. Evet, bir toparlanma süreci gelecek. Yönetim, Fatih Hoca, futbolcular bir araya gelip bir yemek yiyecek, bir kenetlenme olacak bir şey. Mesela bunu da bugün görmüyor. O gazete haberinin ikinci, yani devamı niteliğinde bir haber daha geldi. Bunların olduğu yerde bu kenetlenmeden bahsedebilir miyiz? Hayır. Yani herkes yorgun. Başkan yorgun, Fatih Hoca yorgun, başkan etrafındakiler yorgun. Futbolcular yorgun değil. Futbolcular. Ya futbol takımındaki bazı futbolcular özellikle geçen hafta Fegül'ü Babel'i dışarıda koyalım, bırakalım. Birçok futbolcunun performansı haftalardır kötüydü. Tabii tabii. Hani Galatasaray'a yakışmayan oyun oynuyorlardı. Evet, ben bunu defalarca söyledim burada. Formanın hakkını verin. Başkanın söylediği şeyi ben burada kaç kere söyledim. Yedlin'in pozisyonunda hakeme gidip itiraz eden oyuncu yok. Ben o maçta da söyledim. Mehmet Özcan'la beraber izliyorduk. Ertesi günde burada yine söyledim. Ya bu pozisyona itiraz eden bir tane futbolcu olmaz mı? Futbolcu hadi canıyla orada uğraşıyor. Ayağı kırılmış, çatlamış. Diğer futbolcular duruyor. Gol yiyor takım. O topu alıp orta sahaya götüren oyuncu yok. 80. dakika, 75. dakikada. Ne gol yedin? Maçı çevirme şansın var 15 dakika, 18 dakika. Yani son 10 dakikalardan bahsediyorum. Bu genelde bütün dakikalara vurduğun zaman. Rakip takımın kalesinde, yani senin kalende top duruyor filelerde. Bir oyuncu gelip o topu alıp koşarak orta sahaya gitmiyor. O kadar hırstan yoksuk, o kadar mücadeleden yoksuklar, o kadar isyan etmesini bilmeyen bir topluluktan bahsediyoruz. Bunun da birçok sorumlusu var, birçok nedenleri var. Hani ben parasını ödüyorum, para ödemek yetmiyor. Parayı zaten ödeyeceksin. Kötü oynasa da iyi oynasa da bunu ödeyeceksin yani. Tabii ki. Kötü de oynasa, iyi de oynasa bu sözleşmeyi yaparken bunu veriyorsun. Biz gördüğümüz sözleşmeler içinde Sayın Başkan prim diyorsun, osu busu diyorsun ama hiç onları belirtmedin. Bu da var yani. Kendisi itiraf etti. Bunların işte maç primleri var, şusu var, busu var. Ama biz daha önceki dönemlerdeki futbolcu performansa dayalı primleri hiç göremedik mesela sizin yaptığınız sözleşmelerde. 25-26 tane futbolcu var burada. Futbolcu kötü de oynasa, iyi de oynasa maç kazan zaman primine bakar. Şampiyonluk kazan zaman primine bakar. Kötü o zaman sözleşmeye yaz, kötü oynadığı zaman. Yazabiliyor musun? Kabul ettirebiliyor musun? Mümkün değil.
Bizim söylediğimiz şeyleri biraz da geç olsa söyledi. Ama düzeltmek için de bir çaba ancak kendi içinde olur. Sen ben düzeltemeyiz. Taraflar evet. düzeltemez. Başkan adayları düzeltemez. Şu anda her şey sizde. Davul da sizde. Tokmak da sizde. Bütün her şey önünüzde. Bir yanlış değil. Birkaç yanlış var. Bu yanlışın neresinden nasıl dönülür bilmiyorum. Bir şekilde dönülmesi lazım. Yoksa Galatasaray her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. Peki son